Ben tutarım. 122 gün sonra gelen haberle biraz da olsa mutlu olduk. Oğlumuz yoğun bakımda yatıyor ama oğlumuzu bu hale düşüren zanlının Adana'da polis çevirmesinde yakalandığını duyduk. Mutlu olduk. Bugün polisler geldi avukatlarla birlikte. Teşhis etti oğlum resimlerinden bakarak. Zaten zanlı aranıyormuş. Cezaevinden firar etmiş kendisi de. İnşallah bu bir daha, yani biz yandık 122 gündür Cerrahpaşa'dayız. İnşallah başka aileler aynı bizim durumumuza düşmezler. Az da olsa sevindik. Oğlum da mutlu oldu. Duyunca çok mutlu oldu. Bundan sonra Türk adaletine güveniyoruz yani. Benim oğlum aşağıda felç, vücudu komple felç. Sırf onun zevkini attığı bir mermiden dolayı halen yoğun bakımda. Nasıl şu anda durumu nasıl? Şu anda durumu vücudu, elleri ve ayakları felç durumda. Solunum yetmezliğinden dolayı sesi çıkmıyor. Makineye bağlı şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor yoğun bakımda. Ben hep şunu söyledim birçok çekimlerde de, benim oğlum yoğun bakımda eli ayağı tutmuyor. Benim vereceğim bir kaşık suya muhtaçtı. Ve bunu, benim oğlumu bu duruma getiren, bu hale getiren, eşimin de dediği gibi zevkine sıktığı bir kurşunla bu hale getiren kişi elini kolunu sallayarak geziyordu. Bu benim yüreğimi çok sızlatıyordu. Bir anne olarak benim yüreğimi çok sızlatıyordu. Ve benim oğlum boğazında kanül olduğu için, solunum makinesine bağlı yaşadığı için konuşuyor ama sesi çıkmıyordu. Ve her girdiğimde ben onun dudaklarından okuyordum. Anne, bana bunu yapan yakalandı mı? Her seferinde yüreğim sızlayarak hayır oğlum yakalanmaz diyordum. Ama bugün oğlumun karşısında yakalandığını duyduk. Benim oğlum eski haline gelecek mi? Belki gelmeyecek. Ama başka anneler yanmayacak. Başka annelerin yüreği yanmayacak.